İstanbul için hocam şeydir. Bir bütçe planı var mı? Yani bir tahmininiz var. Mesela bugün İstanbul'u Hasan Hüseyin Tekin'in ve sizin de altını çizdiğiniz o ada bazlı kentsel dönüşümün bir maliyet tablosu var mı önümüzde? Yani şöyle diyebilirim. Eğer DASK'ları tam yaptırsak oradaki para yeter. Yani DASK'lar, DASK dediğim deprem sigortaları. Evet. Hani halk dilinde deprem sigortalarını tam yaptırabilsek çok düşük kalıyor. Şu an tapuda zorunlu yaptılar ama ya tapu değişimlerinde eski yani yapı soruyorum hocam. Yok. Mesela bugün bu tabii 10 orada ilimiz para birikiyor için ya, onu... şu an 100 milyar bütçe ayırdık ya. Hı-hı. Şimdi bir beklenen İstanbul depremi var. Ha, 100 şimdi milyarı mı diyorsunuz? Bu 100 milyarda İstanbul için ayırsak İstanbul'u baştan sona bir çok kentsel dönüşüme sokabilir miyiz? Yani baştan sona olmaz ama çok şey çözeriz. Hani tam çözemeyiz. 20 milyon burada. Evet. Orası malum 13 milyon ama tabii sadece İstanbul olarak düşünmeyelim depremi. Mesela bir Marmara depremi gibi olacak. Tamam. Oralarda da yıkım var. O yüzden yani ben şu olan depremin her şeyinin 10 katı İstanbul'da olacak. Yani maliyet olsun, yıkım olsun, her can şey olsun. Can kaybı olsun. Can kaybı olsun. Ya 10 katı. Yani sizin ekranlarınızda da dedim ya en az 200 bin kişi yani can kaybı olacak. Yani Deprem burada da, anında. Tabii yani en az o da. Yani ki şu anki yapı stokuna göre söylüyorum bunu. Yani 500 bin aşkın eski yapı stoku var İstanbul'da ve 1 milyon 600 yapı stoku var. Yani daha bu 1/3. 16 milyonu 3'e böldüğümüzde kaç kişi etkilenecek? Hani matematik 1. 6-7 milyon kişi depremden ciddi etkilenecek. Bunların içinde tabii hafifi, ortası, ağırı istatistik yaptığımızda rakamlar evet. Daha büyük ama biz tabii bu arada biraz yeni düşürüyoruz. Vefat rakamları ve yaralı rakamları da geldi. Can kaybımız 8574'e, yaralı sayımız 40.910'a yükselmiş durumda. Yani üçüncü gündeyiz. İlk gün Hasan Hüseyin Tekin seninle program yaptığımızda 200-300-500 evet. Yani yüzer artıyordu rakamlar. Şimdi, biner artıyor. Şimdi gün içerisinde biner evet, artıyor. Yani enkazlara ulaşıldıkça, enkazlar kalktıkça tabii daha da hızlı artacak. Yani 6000 binada bir kişi vefat olsa 6000 ediyor zaten. Peki hocam hani son bir 3-4 dakikamız var. Size de Hasan Hüseyin Tekin'e ikişer dakika bir soruyla tamam. Beraber tamamlayalım. Bu hani sizinle size de programımıza şöyle başlamıştık. 10 ilimizdeki yapı stoğumuzu açıkladık ve dedik ki bu 10 ilin yapı stoğunda %40 yaşlı binalar var. Evet. Yani henüz daha bir kentsel dönüşüm bu 10 ilimizde gerçekleşmemiş. Hala çok fazla yaşlı binamız var ve bu yıkımların büyük bir kısmı da yaşlı binalardan kaynaklandı. İlk etapta ne yapılmalı? İlk etapta 2000 yılı öncesi yapıları teker teker kontrol edilmeli. Yani bu yapılmalı artık. Riskli evet. Çıkıyorsa cebren mi olur ya da kanunla mı olur çıkarmak lazım. Bakın %90 yani bu 2000 yılı öncesi yıkılan yapılar yani ben bunu görüyorum. Evet. Bunları bir silmek. %40'ı sildiğimiz zaman gerisi gelir. Tabii yani 2000 yılından sonra 2000-2007'ye de dikkatle bakmak lazım. Orada da bir şey var. Bir geçiş dönemi var. Anladım. Tam bir oluşmuyor. Ama 2007-2018 arası hani öyle bir istatistik çıkarsaydı TÜİK biraz daha azaldı. Mutlaka olacak. Olmadan olmaz. Hele bu depremde olacak. Şuna da bakmak lazım. Özellikle bu 10 ilde yıkılan binaların yaş ortalamasını da çıkartmak gerekiyor. Evet bence de. Bir çıkarıp ondan sonra detaylandırmak belki ilerleyen programlarımızda bunları peki, daha detaylandırabiliriz. Son 10 saniye olarak size sorayım. Bir kat ya da bir yapı modelinde değişiklik öngörüyor musunuz yapılmalı? Mesela bir çelik binaya geçilme zorunluluğu. Kesinlikle. Ben şunu söyleyeyim. İkinci adım 2018'e göre bütün binaların kontrol edilmesi. Ayrıca kırsal dönüşümü başlatmak. Bilhassa memlekete dönüş başlatmak. Metropol şehirlerde yığıldık kaldık. Kentsel dönüşüm de yetmeyecek. Yani kırsal dönüşüm
Yani köylere de yavaş yavaş geçmemiz köyleri gerek. Güzel, tatil köyleri yapalım, yüzme havuzları yapalım, eğlence yerleri yapalım ama insanlar orada da ferah içinde yaşasın. Ama devlet politikası olarak bunlara ön ayak olup bizim var projeler, gelsin biz hemen anında onları sunarız. Yani bu da pilot önemli bölge bir çağrıydı. Diyelim ki 5-10 tane köy versinler bize, biz pilot bölgede oluşturalım. Hem de güzel evler, böyle teknik evler, ısısı kendinde enerjiden tasarruf yaptırırız. Doğal malzeme kullanıyoruz, sağlıktan tasarruf yaptırırız. Yani teknik evler var, bizim 10 senedir uğraştığımız projeler var. Bunların bir yerlere sunmamız gerekir. Hani biz ilerliyoruz. Hani bir ilerlememizde bir sıkıntı yok. Fabrikasını bile kuracağız ama yani bir memleketimize kazandırmak istiyoruz. Yani üniversite devlet işbirliğiyle bu iş çok hızlı çözülür diyorsunuz. Çok hızlı çözülür. Hatta evet. Bu projeler yöresel malzemeleri kullanmasını da bilmemiz lazım. Köy yerine çelik ev, beton sokmamak lazım. Taş bolsa taştan yap, toprak bolsa kerpiçten yap, ahşap ya da ağaç, ormanlık bölgesi ahşaptan yap. Eldeki bunları, malzemeyi kullan. Ya ne kadar esaslı değil mi? Çok doğru hocam ya. Mühendislik hizmeti alması önemli bunların. Hani kerpiç günah keçisi yapılmamalı. Mühendislik hizmeti alırsa biz kerpiçi depreme dayanıklı yaparız. Onda bir sıkıntı yok. Yani vatandaşımız kendi ev yaptığı için onlar yıkılıyor. Değilse yaparız yani. Hepsi. Yani esasında hocamın şu son 3-4 dakikada söylediği her şey bir proje. Tabii. Değil mi? Tabii tabii. Ve bir slogan. Ve bunları yaparsak bizim ülkemizin bak 10'lu yıllar sonra susuzlukla imtihan edileceğiz bütün ülkeler. Su belki daha susuzluk var iklim değişikliğinden dolayı. %80 ormana kavuşuruz. Öyle projeler var. Ama işte birileri bizi ön plana çıkarıp bunları uygulamamız lazım. Belki ben görmeyeceğim ama bir eserim kalır. Anladım.